Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt. Ben Özgür Eroğlu. İkisi birle karşınızdayız. Teknoloji ve oyun dünyasından haberlerle buradayız arkadaşlar. Ve ROG'ye like. Teknoloji <laughs> ve oyunun buluşma <laughs> noktası. İşte kendi içerisindeki donanımları ve yazılım tarafında aslında sadece küçük bir Windows bilgisayar olmasıyla. Evet. Laptop'un küçüğü dediğimiz neyse parasını bu kadar vermişlerdi. <laughs> <laughs> ne? <kaldıralım>. Çok iyi. <laughs> <laughs> Valla ama şöyle yani ilk partide bize de bir tane Eli yolu da bütün basına beraber evet. video çıkaraydık güzel olmaz mıydı sevgili Asus Evet güzel olurdu ama e, buna da şükür diyelim ben. ayıp ettiniz ayıp ettiniz. neyse biz yine bir video çıkaracağız ayıp ama evet. bir Steam'de karşılaştırması hatta Nintendo Switch de evet. var yan yana getireceğiz bir bilgileri paylaşacağız tabii hatta tabii. bugün de onunla alakalı bir haber olduğu için burada özellikle evet. aracı Eli'de kritik bir durum var arkadaşlar depolama bozuluyor daha doğrusu kart okuyucu bozuluyor ve bununla alakalı çıkan haberler Asus tarafından da onaylandı evet dediler evet. böyle bir durum var aremeyi programını açıyoruz yani siz bize yollayın biz tamir edelim çözelim ve bir güncelleme de yanında getirdiler İşte fan devirlerini içeride ayarlıyorlar ve Fazla ısınmadan kaynaklandığını düşündükleri bu işte kart okuyucu bozulma sorununu çözecekler. Bu arkadaşlar birkaç forumda ortaya çıktı. Kullanıcılar bundan bahsettik ya işte biz kart takıyoruz, kart bozuluyor. İyi tamam da yeni kart takıyoruz, o da çalışmıyor. O zaman kart okuyucu bozuldu şeklinde yorumlarla geldi ve tahmin edilen şu, hatta şu anda görselini görüyorsunuz, güç birimleri var. Bir ortak yonga kullanılıyor, biliyorsunuz. CPU, GPU aynı paketin içerisinde. Yanındaki güç birimleri MOSFET'lere çok yakın. Burada bir tasarımsal sorun olduğunu söylüyor kullanıcılar. Yani Bu tasarımsal şey nasıl atlanmış olabilir ki? Bu kadar açık, e, seçik bir problem nasıl göz ardı edilmiş olabilir? Şeklinde yorumlar görüyorum. Ki yani emin miyiz? Ben de emin olamadım arkadaşlar. Güç birimleri eve çok yakın. Ve sistem içerisinde PCB üzerinde en çok e, ısıyı oluşturacak e, birimler de burada. Tamam. Ama böyle bir durum var ve bu Asus tarafından kabul o, gördü. Evet, evet. Tamam dediler. Hatta... Doğru haklısınız. Bunun e, görüşmesini yaparken bizzat kendileri de söylediler hani son bir güncellemeyle onu çözdük zaten dediler ama hı hı. hani dediğin gibi güncellemede aslında direkt e, sorunu ortadan kaldıran bir şey değil aslında. Değil yani nihai bir çözüm gelene kadar fan devrini arttırıyoruz ki bu makinenin de en önemli özelliklerinden bir tanesi de sessizlik. Evet. Yani bu makine işte Steam Deck'ten daha sessiz çalışıyor evet. bildiğim kadarıyla. E, dolayısıyla... Şimdi onu oradan <laughs> elimine... Yani bir, ya yani bir şeyin üzerine kapatırken bir başka sorunu ortaya çıkarmak ki başarılı olduğum bir konuyu ortadan kaldırmak ki bu da sessizlik. Bu üzücü oldu açıkçası. Yani tahmin edilemez miydi sorusunun cevabı bende yok. Ben bir mühendis hmm. değilim. Çünkü bir de bu cihazı aldığımda da içini görmüyorum ki. Ay, Abi şuradan evet. şöyle bir sıkıntı çıkar. Arıza başıma gelene kadar bilmiyorum öyle bir şey olup olmayacağını. Ama nitekim yani kullanıcılar bir sıkıntı yaşadı mı yaşadı. Şimdi Switch Lite'ı zaten kullanıyorum bir, bir süredir. Hı -hı. Ee, ROG, Eli ve Steam Deck'te bir iki gün arayla elime geçti. Ve yani hemen arka arkaya kullanma fırsatı buldum. Evet. Bunu zaten çok detaylı bir şekilde konuşacağız. Konuşacağız. Ee, ama hani... Bilmiyorum yani çok bariz bir hatalar yapılmış mı diyebilirim bilmiyorum bazı sıkıntılar var. Yani dediğim gibi biz de mühendis olmadığımız ha, için evet. açıp gördüğümüzde abi mosfetler kart okuyucuya çok yakın. Oradaki lehimler işte soğuk lehim olabilir işte okumasına engelleyebilir. <laughs> 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 bu bunu bu çıkarımı <laughs> yapamayabiliriz. Evet. Ee, o yüzden. Hayırlısı olsun diyeceğim ama şu anki sahipleri de cihazın çok ısınmamasına bir dikkat etsinler. nasıl da çözülür bu? Kullanıcı da çözemez ki güncellemesini yapacak, fan devri artacak. Evet, evet. Ama bu, yani bu yine o fiziksel şeye çözüm değil. Yeni alay vereceksiniz ulan herkese. <gülüyor> <gülüyor> Düzeltilmiş, revizyonlu. Neyse, Neyse bunu kaldırıyorum o zaman. Kaldır sponsor evet. bitti sponsorluk bitti. bitti. Bu arada şey <laughs> ar arıza anlatarak da nasıl sponsorluk kaldık <laughs> bilmiyorum. <hiç. gülüyor> Bu kadarlısın. Tamam. haberine geçelim abi. Şimdi bende çok önemli bir haber var. Aylardır konuştuğumuz. Hı -hı. Bu arada biz bu hafta şeyi konuşmayacağız. Apple zammı ve e IMEI kaydı. <laughs> Aa evet, geliyor zaten. Aynen. Geçen bu hafta, hafta da... dedik. Haftaya zaten evet. gelir, konuşuruz dedik ama şimdi baktık ki durum karışık. Haftaya bir daha gelir. O yüzden şimdi de konuşmuyoruz. Evet. E artık tadı kaçtı çünkü. Tadı kaçtı hepten. E, şimdi benim haberim şu. Microsoft'un biliyorsun bir Activision Blizzard satın alımı var. Ve evet. e, son Amerika'da olayı bekliyorlardı ve onaylandı. Onaylandı. Artık önünde bir engel kalmadı. Türk, noktasına geldi. Türkiye'deki rekabet kurumundan ha. da şak diye onayını almış geçmiş. Evet, Türkiye'de hani koşulsuz yanınızdayız falan filan demiş. Ben ilk başta dedim ki hani büyük ihtimalle bizimkiler ya tam ne yapıyorsunuz yapın hadi. Hani olayı çok anlamamış olabilirler. Ama sonrasında ben de tam olarak öyle <laughs> düşündüm. Sinan Akol e, oyun basından hani Türkiye'deki en önemli isimlerinden evet. birisi e, kendisinin bir açıklamasını gördüm. E, rekabet kurumu Türkiye'deki rekabet kurumu Sinan Akkol ve birkaç isimle hı hı. bir toplantı yapmışlar hı. ve e, sorular sormuşlar bu satın alımla ilgili ve söylediğine göre bu sorular öyle basit Microsoft ne <laughs> gibi değil hani bayağı Anladım. işi bildikleri işi çok ciddiye aldıklarını e, belirten sorular sormuşlar. Ve en sonunda da hani Sinan Akkol gibi isimlerin de yardımıyla bu onay çıkmış bizden de. Ama çok güzel. Yani ben dediğin gibi şey düşündüm ya tamam abi zaten bir ton dert var. <laughs> evet evet. Alsınlar ne yapayım ben falan gibi. Biz şey. dolarla mücadele ediyoruz. <laughs> Bütün dünyayı karşımıza almışız. Aynen öyle. Ee, yani hiç bu açıdan düşünülmemiş. Bayağı hani olay ciddiye alınmış. Bu mesela şunu etkiler mi ben merak ediyorum. Şimdi biliyorsun Sony'nin PlayStation'la birlikte ülkeden bir çekilme durumu var. Evet. Konuşuluyor. Şimdi Microsoft'ta da Türkiye'den çok ciddi bir destek var şimdi bu Hı -hı. olayla birlikte. Bu acaba içeride bir şeyleri kızıştırır mı? Microsoft şimdi Microsoft'ta biz çok net bir destek destek evet. verdik. Mesela Xbox artık oyunlarını daha yerel bir fiyatlandırma Hı -hı. ne bileyim oyunlarda bir Türkçe destek. Evet. Hani bu tarzda bir karşılığını görür müyüz bunun? Bilmiyorum ama zaman gösterecek. Ama bakalım şimdi artık önü açıldı bu olayın. Satın alın büyük ihtimalle olacak. İngiltere bile reddetmişti. Onlar bile ya bir tekrar masaya oturalım isterseniz falan yaptılar. İyiymiş. Hani olay ona alınacak yani büyük ihtimalle. Olacak olacak evet. ama biz şeyimi hep merak ediyoruz ya abi Call of Duty ilk günden Ge <laughs> Xbox Game Pass'e gelecek mi? Veya Diablo ilk günden çat diye Game Pass'e düşecek mi? Ya Çok büyük bir, gerçekten inanılmaz merak ediyorum. Diablo'yu bak o kadar merak etmiyorum ama Hı -hı. Call of'u çok merak ediyorum. Çünkü bu oyun her yıl en çok satan oyun oluyor. Ama bu karlılık anlamında düşündüğünde olmaz herhalde gibi geliyor bana. Evet ya. şimdi bunu Game Pass'e eklemek demek e Game Pass'e bunun için ne kadar fazladan abone çekeceksin? Bir hı hı. şimdi e, ya belki şöyle bir şey olabilir oyunun offline kısmını game pass'e ekler, onlineını para ister. Gerçek misal veriyorum, kafeteden konuşalım mesela. kafetinin kimse hiç single player'ını, hikayeli kısmını artık evet. şey hesap ediyor mudur çok oynuyor? Çok az mu? yani ya. o satın alanların çok büyük kısmı şey için oluyor, Offline, şey online kısmı için. Tabi tabii, benim de aklıma o geliyor abi birkaç tane renkli şey silahlar alırız, birkaç tane ha. de bıçak alırız, şöyle bıçak atar. Bakalım göreceğiz yani yani bilmiyorum. Ee, enteresan bir konu. En azından bizim taraftan da onay gelmiş. Teşekkür ediyoruz yetkililere. Aynen. Zorluk çıkarmamışlar. <laughs> İngiltere mesela işte bak çok evet. kızdım adamlara, pis İngilizler. Falan. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada teşekkür edelim mi? Ben biraz korkuyorum açıkçası bak. Bethesda satın alımından korkmadım ama bu satın alım oyun dünyasını değiştirir mi? Game Pass oyun dünyasına bir zarar verir mi? Oyunlar kalitesizleşir bence. Ha evet. Çünkü şöyle bu akış hizmetlerinde hani tam akış hizmetleri işte Netflix işte Hı -hı. Disney Plus buradaki mesele içeriklerin kalitelerine bakıyorsun. Birkaç tane böyle çok o zaten akış hizmetini desteklediği içerik Hı -hı. haricindeki şeylere bakıyorsun bazen. Çok da iyi değil. Evet. Veya çok tüketmelik cips ürünler tamam mı? C -c 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 at yemek esnasında izle geç. Şimdi oyunlar da buna evrilirse, bu işin en büyük potansiyel gücünü bu adamlar XBOX tarafı oluşturuyor. Evet. Buna evrilir mi? Call of Duty'ler... Yani o zaman gerçekten şöyle bir olaya gidecek hani... Bir tarafta XBOX var, kalitesiz, herkesin çıtır çerez oyun yapıyorlar Hı -hı. sürekli ve Game Pass'e ekleniyor. Evet. Bir de diğer tarafta işte Sony var, yılda 3 tane oyun çıkartıyor ama inanılmaz bu iki devin savaşına dönecek. Ya Phil Spencer zaten açık açık şeyi söyledi hani... Game Pass'in onları kurtarmadığını açık açık söyledi. Evet evet, senelerdir Sony de zaten şeyi söyledi. Game Pass gibi bir sistem kesinlikle bizim işimize gelmez. Çünkü sürdürülebilir değil diyor. Tabii bizim oyunlarımız diyor. 200 milyon dolarlık oyunlar. Evet. Game Pass gibi sistemle hayatta yani o imkanı yok o Dönmez. sistemin devam etmesi. Bakalım, umarım kötü etkilenmez ya oyun sektörü. İnşallah, inşallah. Sadece şu an için ben Türk kullanıcısı olarak bakıyorum. Ah ne güzel, kütüphane. Evet. Bir daha fazlası da eklenecek. <laughs> e, tamam fiyatı biraz arttı ama çatır çatır istediğim oyunu, yani umarım istediğim oyunu <laughs> oynayabiliyor olacağım. Hayırlısı. Evet. Yeni habere geçelim. Evet. Samsung yeni AR gözlükler için LED OS ekranlar geliştiriyor. LED OS diye ben okuyacağım da arkadaşlar Türkçe konuşuyla LED, LED OS. diyelim. <laughs> LED OS o da şey, şey OS, LED OS. Evet. Şimdi bunun açılımı şu aslında arkadaşlar. LED on silikon. Şimdi silik silikon malzemenin üzerine diyotlarla e, kurulumla beraber mesela işte OLED'lerden misal veriyorum. Silikon panelin üzerinde organik ışık yayan işte mesela bu OLED e, OS. <gülüyor> 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 ya söylerken de insan aklına öyle, öyle geliyor. Ise. <laughs> Samsung'da ise arkadaşlar Silikon üzerinde mikrolitlere dayanan bir sistem var Zaten Samsung'un da e, Savunduğu he, hepimizin bildiği olay şu OLED'ler organik ekranlar OLED o olsa organik demek Organik ürünler de bir süreden sonra bozuluyorlar İlk günkü performansını vermiyorlar Bunu biliyoruz artık organik malzeme Sentetik malzeme kimyasal malzeme Sonra Samsung diyor ki Ben bu paneli geliştiriyorum Bu piksel yapısını geliştiriyorum Avantajı da şu Aynı OLED ve microLED olayında olduğu gibi ki burada çok daha küçük cihazların ekranlarını hedefledikleri için farklı bir adlandırma var. Ee, hedefim şu, çok daha uzun ömürlü olacaklar. Öyle OLED paneller gibi hızlı bir şekilde bozulmayacaklar. Ama neydi mesela biz geçtiğimiz haftalarda konuştuk Watch Ultra için hı hı. İşte ekranını işte şu markadan almayı planlıyor, şuradan planlıyor çünkü Samsung'un RG sistemine evet. neden ben sponsor oluyorum sürekli Samsung'dan panel olarak vesaire ama bu panel sistemi tanıtıldıktan sonra büyük ihtimalle ilk müşterilere Apple olacak. Evet. Çünkü senede diyor ki ben 1 milyondan fazla üretirim. Yani daha ilk etapta hemen. Kurumlar başladı yani, 1 milyondan fazla üretirim. Biz geçenlerde ne konuştuk? E, Apple'ın gözü için mesela satış rakamlarını iyice 300 bin lira 400 bin lira çekmişler. işte üretim sıkıntıları yaşıyorlar diye. Ama Samsung çat diye bunu sundu. Evet. Ve bir avantajı da şu. E, OLED'e göre %40 daha az ışık, şey, ısı yayacak. Onun da o avantajı yanma sorunu falan da. her şeyi diyorsun. Abi Hı -hı. gözümün önünde çünkü Aynen. yani bunun da bir yaydığı sıcaklık var ya sonuçta. Tabii Bunu da e, ciddi oranda azaltacağını söylüyor. Ha bir yandan Samsung arka planda gidip LG'nin OLED'lerini alıp kendi TV'lerinde kullanıyor. Bir şeyler yapıyor ama panel dünyasında da çok ciddi bir katkıları evet. var. Bu arada bak ben ısı olayını hiç düşünmemiştim ya. Sonuçta i̇şte o gözünün dibinde bir şey ısı yayıyor yani. Enteresan. Hatta ilk denetledikleri editörlerde şu baskıdan dolayı böyle iz çıkmıştı. O ha, evet. şimdiki VR gözlüklerinde Tabii de oluyor. Şu vr 2'yi takıyorsun böyle Hı -hı. şey gibi Android gibi çıkıyorsun içinde. Ve <laughs> 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 şey var bu ekranlarda bu led OS böyle diyeceğim <laughs> sürekli ee, 6000-7000 ppi yani inç başına piksel yoğunluğundan bahsetmişler. Apple'ın şu anki çözümü 3400 ppi yani evet. iki katını sunuyorlar ve orada Samsung'un söyledikleri şey, yetkililerin söyledikleri şey şu burada PPD yani yatay düzlemde senin sunmuş olduğun piksel yoğunluğu daha önemli diyor. Bu tür e görüntülerin daha gerçekçi gelebilmesi daha yüksek aslında görüntü çözünürlüğü, kenar yumuşatma elde edebilmek için buna bakılması gerektiğini söylüyor ve eğer VR sistemleri için artık çok önemli bir panelde hayatımıza katılmış oluyor. Evet. Yine Samsung yaptı. Yaptı. <laughs> Samsung yapıyor ya. Samsung, Samsung yapıyor. yapıyor. Ya bu panelleri Samsung'a ya Samsung'a yeni TV'niz hayırlı olsun. Aynen. Bize de bir tane. Hayırlı <laughs> ya değil. Ya yok. Samsung ben şöyle. Adam üretici. Hı hı. Her şeyini başından sonuna kendi tasarlıyor. Bir gövdeyi bak bildiğim kadarıyla gövdeyi bir outsource ediyor yani. Gövdeyi dışarıdan oluyor. tamam işte Yonga'yı şeyden Qualcomm'dan aldılar. Ama Exynos 2400 geliyor şimdi hı. işte misal veriyorum. Adamlar e, her şeyi kendi içinde üretebildikleri için i̇şte böyle bir sempatim var. Yalan yok. Yani yazılımından donanımına her yerde varlar. O zaman ben haber vermek için minik bir <laughs> önce ara haber veriyorum. Zam mı? Hayır çok sıcak değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok sıcak. Tamam. Bu <laughs> Doğru. arada şunu da belirtmek isterim ki hem size hem de mesleğimiz olan saygımızı ve sevgimizi görmeniz açısından Sağlık Bakanlığı'nın dışarıya çıkmayın dediği günde ve dediği saatte dışarıya çıkarak bu videoyu çekmek <gülüyor> için <gülüyor> herkes tatildeyken buralara geldik. İnanılmaz sıcak dışarısı. Çok sıcak. Şu anda hani klimalı bir yerdeyiz, ona rağmen sıcak ışıklar yüzünden. Arabalarda işte kaç derece diye bakıyorsun, 41 derece falan yazıyor böyle. Şu arabada anladım. hepten asfaltın da sıcaklığını alıyor. <laughs> Araba diyor ki, abi niye lavın üzerinde gidiyor <laughs> Zaten cehennem 42 derece, diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe ya Rabbi <laughs> ya. Neyse şimdi bir sonraki haberim de şu, ee, FIFA artık bitti biliyorsun. Ve FIFA'nın yerine EA Sports FC diye bir oyun geliyor ve geçtiğimiz saatlerde diyeyim ee, oyunun çıkış tarihi, işte fiyatı falan her şey açıklandı. 29 Eylül'de çıkış yapacak. Eğer her kişi ön sipariş verirseniz 22 Eylül'de e, erişebileceksiniz oyuna. Tabii ki biz artık neyle ilgileniyoruz? Fiyatıyla. <laughs> Fiyatıyla. Abi. Şimdi PlayStation ve Xbox tarafında standart sürüm 1400 lira. Hı hı. Ee, Ultimate Edition 2000 lira. Windows yani Steam ve Epic Games'te ise 1200 lira standart edition, ee, Ultimate Edition'da 1700 TL e, gibi bir fiyatla. Şimdi çok geldi ama bunu çevirince Çevirme. Ee, çevirince Çevir. ucuz satıyorlar. Üçevirince işte, işte ucuz satıyorlar. <laughs> Halbuki yani yine bize aslında abi o ülkede alım gücü biraz düşük. Ne yapsak işte ya bizim maliyeti şu kadar zaten üzerine üç bir deyin şey satın Oradakiler de mutlu olsun şeyini yoluna çıkıyor kapısına çıkıyor. Böyle demir bir şey olabilirler ama. Ya evet, şey hani güzel bilgi bari vereyim işte Türkçe altyazıyla geliyor yine. <laughs> hey, hey, hey. Hey, bizi tanıyorlar. <laughs> ya gerçi herhangi bir şifacının, abi işte arayüzde Türkçe değil, ne konuşmuyorlar diye hiç e, Şimdi, umursadığını düşünmüyorum şey, ya. Şey gibi, mesela, Premiere Türkçe dil desteği gelmesi gibi. Ben kullanmam ki, her şeyi İngilizce öğrendim orada. Evet da. evet. Orada bir şey yazacak, acaba neydi bu ya diye. Atak, speed, agility. 2 evet, saat düşüneceksin, neydi bu acaba diye. O yüzden bir an Türkçe yine vardır ilgilenen. Bakalım ama şu açıdan merak ediyorum ben bu oyunu. İsmi değişiyor ve ilk oyun olacak ya. Bakalım ne, ne değişecek. Evet. Kapakta da bu arada Haaland var. İlginizi o... çekiyorsa. <laughs> Oyunun mekaniklerini her sene ufak tefek böyle çok minik minik oynuyorlar diye biliyorum ama. Ha, yine işte yok yapay zeki, Hyper Motion 5 falan bir şeyler diyorlar da. Yine mesela bizim Tunahan'a söyle. E, son güzel FIFA oyunu 2012 mesela. <laughs> Ondan sonra diyor bir şey oldu ve hiçbir zaman iyiye <laughs> gidemedi bu seri yani. O yüzden ve garipdir mesela Tuna <laughs> bunu hep yenilirken söylüyor biliyor musun? Ya <laughs> tamam anlaşıldı onun derdi. söylemiyor mesela bunu. Ben de, de mesela şeyciyim. E, PES. PES evet. 2004 ama. İlk Aa. ödüllü olan PES 2004'çüyüm ben. <laughs> Benim ilk oynadığım futbol oyunu ama. Bizim sitenin aldığı reklamı görüyorum şimdi. Az önce sende de dikkatimi çekti. Gösterme gösterme. <laughs> kayyum atanır yapma. Evet bir sonraki <laughs> haberime geçmeyeyim sen lütfen. Geçelim arkadaşlar. Burada çok hızlı bir haberimiz var. Intel'in Raptor Lake e, Refresh işlemcilerinin modelleri vesaireleri netleşti. Orada ufak birkaç tane nüans var bu işlemcilerin ısınmaması için. Ki ben zannetmiyorum yine atış topu gibi işlemciler evet. gelecek. Çünkü bahsettikleri geliştirmeler 120 civarında katkı sağlıyor ama neye katkı sağlıyor? Yeni göreceğimiz işlemciler arkadaşlar 14000 serisi diye biliyor olacağız. Mesela 14400 K ve KF işlemcisi 8 performans 16 da enerji tasarrufu çekirdeği ile beraber gelecek. 32 thread'li. İşte bu enerji verimliliği çekirdeklerinin yine bu şeyi yok. Thread yok. Performans odaklı olanlar ve diğer çekirdekler tek başına hani sanal çift çekirdek olarak yürülmüyor Şimdi bu işlemcilerde öyle bir e, avantaj Şöyle yok. Zaten adını beri refresh abi. Evet. Bu sene elimizde işlemci yok. Ne yapalım? Model numarasını yükseltin. <laughs> Don şey gibi. İşte abi Note 6 diye bir telefon çıkaracağız. Ama işte iPhone 7 çıkarıyor abi. Olur mu öyle şey? Esi gözükürüz. Nasıl olur o iş? 7 yapalım o zaman abi. 6'ya atlayalım. Altın ahı çıktı gerçi not evet. ama şimdi burada öyle bir şey olmayacak. Sadece isimle alakalı hani elimizde yeni bir işlemci olsun, yeni işlem çıkarmış olun. Lakin bu yeni işlemciler için şöyle bir şey tahmin ediliyor. DLVR diye ben onu direkt okuyacağım arkadaşlar. Yani <laughs> Türkçe okunuşuyla okuyorum. Google'a yazdığınızda bulabilirsiniz diye. 2021 yılında ortaya çıkan bir teknik bir teknoloji diyebiliriz. Dijital doğrusal voltaj regülatörü diye çevirebiliriz. Ve bu şunu sağlıyor. İşlemciye ulaşan güç birimlerine paralel olarak bağladığın dijital bir kontrolcü var. Ve bu da işlemciye giden, çekirdeklere giden daha doğrusu voltajı 160 milivolt civarında daha aşağı çekebiliyor. Bu özelliği açtığında. İşte bu eskiden 2001 dedim de ortaya çıkmış bir şey. Bir teknik. Ve bu da işlemcinin sıcaklığını aslında %20 civarı falan düşürebiliyor. Bu işlemcilerde de en çok ihtiyacımız olan şey bu. İşte 13900 işlemci aldın. 13900K işlemci aldın. 360 mm sıvı soğutucu alıyorsun. Zannediyorsun ki huzura erişecek e, işlemci. Yanmayacak. Hayır. <laughs> Alakası yok. Sen yine böyle bir anda pik 98 derece. İşte tamam rayına oturuyor. Tam yük altına soktuğunda 80-90 derecelerde çalıştırabiliyorsun. Hı -hı. Fan devrini çok çok uçurtmadan bunu yapmak istersen. Yani kasanın yanında durmasını istiyorsan uçup gitmemesi için e, bu şekilde çalıştırabiliyorsun. Ama en çok mücadele ettikleri şey bu. Çünkü 350-370 watt güç yakıyorsun. Tabii ki bunu soğutmak için evet. canı çıkacak. Eğer yeni nesilde bu delivery dediğimiz teknoloji gelirse işte o zaman gerçekten bir refresh olabilir. Ama bu dediğimiz teknikle de beraber gelmezse bu işlemciler sadece ismi yenilemekten öteye gitmeyecek. Sonra bir önceki işlemciyi ah vah diye <gülüyor> <gülüyor> belki de yine e, anar oluruz arkadaşlar ama yoldalar. Onun dördüncü nesil masaüstü işlemciler geliyor. Şu noktada Geliyoruz. bir şey alacaksanız 13. nesil ve bu olaylara takılıyorsunuz. Abi 14. nesil çıktı ben şimdi o eski nesil mi alacağım diye düşünüyorsanız belki biraz bekleyebilirsiniz ama ülke şartlarında beklemek zarardır. Kesinlikle, Kesinlikle öyle. Ee, o zaman ben güzel haber vereyim ya bir tane. Ver abi. Şimdi Need for Speed oynadın mı geçmişinde çocukluğunda? Most Wanted oynadım. Karbon oynadım. Need for Speed oyunu hangisidir diye sorsam. Underground 2. Ondan sonra, benim de öyle bu arada. Most Wanted. Most Wanted remake geliyor. Aaa işte bu! <gülüyor> <gülüyor> Bravo! Most Wanted remake geliyor ama direkt resmi bir açıklama yok. Ee, Bailey isimli bir Hı -hı. hanım ablamız, ee, orijinal oyun seslendirmenlerinden birisi. Önce bir işte paylaşım yapıyor, diyor ki geliyor 2024 yılında çıkış yapacak. İşte Ay, hadi bu, bu gönderiyi beğenin, paylaşın falan bir şeyler yapmış böyle. Sonra tabi siliyor hemen. Hit kasıyor yani. <laughs> Baya hit kasıyor, sonra siliyor hemen. Ee, zaten bir süredir konuşuluyordu Need for Speed'den bir oyunun remake'inin olacağına evet. dair. Demek ki Mosswant etmiş bu. Ee, niye Underground 2 hala Deliriyorum <laughs> Underground 2'yi. Delireceğim bak. Ya, ya bir yer onun bir kullanıcı texture pack'lerini falan değiştirdi. Oyunu hmm. birazcık daha modern bir hale soktu ve evet. onunla böyle onu sinematini yaptı adam. Kendi ya, Need for evet, Speed'in evet. şeyini yaptı, sinematini yaptı. Öyle bir sinematik ki Al onu oyuna koy de ki senin kardeşim ne kadar para istiyorsun bizden? 200 mü? Biz 400 veriyoruz. Hem bizde çalış, sinematikleri de sen yap. O kadar iyi. Ve ben dedim ki o gün ağlayacağım. Ama niye? Ne zaman ağlayacağım? Öğrendim ki onu vatandaşın biri yapmış. Ha, ben zannettim, şey ben gerçek zannettim onu. Aa, yazık olmuş. Ve şeyin hayallerini kuruyorum. Abi işte o zaman direksiyonlarla alakalı, araçların sürüşleriyle alakalı da bir şeyler gelir mi acaba? Bir de benim şey dedim hani texture'larını bile yenileseler, günümüze uyarlasalar hı, -hı. Işte oyunun mekaniğini değiştir. Çünkü o zamanki araç sürüş mekanikleriyle şimdi bir Forza oynadığında araç sürüş mekaniği tabii ki farklı oyun yani olaya bakış açıları farklı oluş oluyor. Ama bir de zamanın getirdiği bir takım e, şeyler var. Çünkü hala duvara sürtüp geçebiliyorsun. Underground 2'yi yükle virajı gördüğün i̇şte, zaman hiç yavaşlama. İşte öndeki araba dönerken sen öndeki araba çarparak dön. <laughs> ha mesela. <laughs> en hani, buydu yani. Bunları toparlarlar biraz falan çok da umudum yoktu. Ama hmm. o sinematiği görünce dedim ki aha başlı başına yeni seni bir şey geliyor. <laughs> ya bu arada yenisini yapsalar mesela araç sayısını da arttırmaları gerekiyor bence. E tabi 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 tabi. Underground yani. araç sayısı sanki azdı şu an günümüzdeki evet. Araç kıyaslayınca diye. Belki bir yanılıyordu dolar. Yani gibi. yine Selika'yı koymayacaksın mesela o arabaya. Ha. Şey mesela Peugeot 106 falan. <laughs> Bizim, bir de o var mesela şimdi oyunu remake <laughs> yapsan araçlar çok eskidi artık o dönemde evet. araçlar. Hani günümüz araçlarını yapsan belki insanlar tepki gösterebilir. Ya günümüz araçlarını da koy, eskilerini de koy bence ya. Yine böyle hmm. şöyle. Yani şu anda Amerika'da hala bu JDM araçlar mesela Amerikalılar JDM araçlara hasta oluyorlar. Evet. Tamam mı? Bir Supra gördüklerinde akıllarını kaybediyor. Ben de aklımı kaybederim Türkiye'de bir tane <laughs> Supra gördüğüm zaman. Yani camını açık görsem abi Allah rızası için bir gaz versene, bir köklese, bir tapa gaz yapsana falan derim. Ve bu çok ilginç bir... E şey ilgi gören bir şey oldu. Hatta bir dönem Toyota'ya şey baskısı yapıldı. 2JZ motorları tekrar üretin Hı. falan. Toyota da şey diyor. Biz eski arabalarımızdan alınmak istemiyoruz ne yapıyorsunuz <laughs> siz falan. Yalan haberler çıktı. Yeniden üreteceğiz işte motorları falan diye o haberler yalan çıktı. Toyota yalanladı falan filan. Yani eski arabalara, o eski teknolojilere bir şekilde yine ilgi var. Var evet. Yani bir underground 2 gelse, pistonuna kadar özelleştirebileceğim bir sistem getirse işte ne bileyim, parana göre krankı alıyorsun, işte forged krank aldın, işte piston alıyorsun paran yetmiyor, normal çelik koyuyorsun, alüminyum koyuyorsun, blok koyuyorsun mesela işte ondan sonra paran yetiyor oyunda işte forged olanını koyuyorsun, arabayı bin gibi yapıyorsun, misal veriyorum, böyle modifiye bir sistem getir underground içerisinde, iki içerisinde olan işte hoparlör işte anfi takma sistemi, anfiler mafiler, onları da koy yine bir de devasa jipleri tekrar koy eskele de doldurayım ben hoparlörlerle oyunda böyle keyfine gezeyim joyride yapayım mesela çok güzel olur. Hayallerim benim, sela benim. Bunlar evet. sevgili. Ne bu kadar heyecanlı anlattın ki. <laughs> ya, gerçekten içimde var ve dese ki adamlar şimdi oyun fiyatlarından konuşuyoruz ya. Hı -hı. Yine bize böyle biraz itiması geçmişler. Yani 30 dolara, 35 evet. dolara aslında oyunu veriyor, satıyorlar bize. Desek elbise şey de daha adam. yine oyun fiyatı kardeşim 70 dolar, 70 euro hatta. Hı -hı. Gözümü kırpma. Direkt alırsın. Gözümü kırpma. Biliyorum ki ben oyunu en az 3 sene oynayacağım. Ta, en evet. az. Offline bir sistem yapsalar bir 3 sene ben orada dönüp dolaşacağım. Ya Underground 2 mesela bak ben çocukken 2-3 kere bitirdim. Ondan sonra biraz daha yine oynadım. Geçenlerde yine bildim. Hala oynanır. Oynar. Keyif hala aynı yani. Evet. Gerçekten Underground 2 bak yarış oyunlarını hiç sevmem Hı. ve arabalara karşı hiçbir ilgim yok. Evet. Ehliyetim bile yok 20 yaşında. <laughs> Ama Underground 2 muazzam bir oyun ya. Muazzam Hali... bir oyun ya. Bak o arada mesela şey, Shift'ler vardı hatırlıyor musun? Pist yarışı. Şey. Lezil ettiler mesela oyunu o Evet. Ondan sonra karbon geldi, ha ulan biraz üzümüze döndük galiba falan filan dedik. Sonralarını ben hatırlamıyorum açıkçası. Çok acayip şeyler vardı ya. De Çok make... acayip oyunlar ve çıktı ve ya. Most Wanted'a benzer bir oyun çıktı yine evet, galiba. Most Wanted'ın remake'i değil, onun bir reboot'u gibi bir şey çıktı. Aynen Origins'te falan evet, mı evet. çıktı, bir şey oldu, farklı bir şeyler yaptılar. Bir bu sene çıkanı bak, denedim mi bilmiyorum. Unbound çıktı ya bu sene. Çizgi gibi olan. Hmm. Hey e verdiği şey nedir o eğlence olarak hı hı. Underground 2'ye çok yakın. Aa. Evet bir dene bence. Şeyde var. Game Pass'te var galiba. Vallahi Pass PlayStation Plus'ta da var. Çizimleri görüntülü görünce hiç şans veresim gelmemişti ama ya, diyorsun güzel ben sanki... çok eğlendim. çok az oynadım bu arada. Yani 3-4 saat oynadım ama çok hı. eğlendim oynadığım şeyden. Ama şu çıksa çok güzel olur. 2024 diyorlar bakalım. <laughs> Sabah akşam benim odadan motor sesi geliyor sürekli. <laughs> Ve böyle motor başında uğraşan bir adam. Senin direksiyon setin var mıydı? Var. Ha. Logitech G27. Evet. Eski. Şu şey, e, gerçek deriye benzeyen döşteğin gerçekten kaliteli olduğu zamanlardaki şey bu da döşteğe de taşıtalım. Çeviriyorsun direksiyon kendi kendine vuruyor o değil değil mi? Normal şey değil. Kayış ha, tamam. değil, kayışlı yine de bu. İyi, güzel o zaman. Valla o zaman istersen yavaştan son haberlerimize geçelim mi? Son haberlerimize geçelim arkadaşlar. Türkiye'de en çok izlenen dijital platformlar belli oldu diye bir haber var. Haber var. Bunun dışında bizim kullanıcılarımızın yazdığı yorumlar da var. Çok güzel ölçmüşler orayı. Öyle Şimdi mi? burada Netflix'i. <laughs> <laughs> Zaten bizim de öyle bir planımız vardı galiba. akış hizmeti oluşturacaktı. Ne olduğunu da bitti hiç bilmiyorum. Aynen. Çıktı ya şey tabi mi ne adı öyle bir şey. TRT'nin şeyi. Anladım. Aynen. Bu listede adı bile yok. Neyse. Aynen. Abi bu arada eksenle de alakalı tuhaf bir şey var. Ondan da bahsedeceğim. Netflix'e Poo TV'nin öncülüğü oldu pazarda değişti. İşte Türkiye'de en çok izlenen dijital içerik platformlarında arkadaşlar %38'lik paya sahip olan Blue TV Netflix'i de ilginç bir şekilde e, Netflix'i de geride bırakarak e, listenin başına geçiyor. Ve Blue TV %38, Netflix %27, Amazon Prime Video %19 zaten burada Prime üyelikler satın alanlar onların istatistiği de büyük ihtimalle buraya girmiş oluyor. Disney Plus daha yeniler der diyeceğim. Ama çok parayla girdiler. %8. Ee, %8. Ben bunu hemen bir kendimce yorumlayayım mı? Yorumla abi. Şimdi BluTV'nin %38 olmasındaki birinci sebep çok fazla yerli içerik, sevilen yerli içerikleri getirdiler. Tamam. Bir bu, ikinci olarak hepsi burada Premium üyeleri Heh. Blue TV sahibi oluyorlar. İşte onunla alakalı da bizim kullanıcılar yorum atmışlar. Ben onların yorumlarına da yani sizlerin yorumlarına da mutlaka bakıyorum hı hı. çünkü oradan çok güzel cevherler çıkıyor. Niye? Evet. Blue TV hepsi bu premium sayesinde o kadar abone aldı. Senin yorumunda benzer. İzlenme süreleri de gö göre Netflix'i kimse geçemez bence demiş. Uçya Etaç'e bir anime <laughs> karakteri. Sevdiğimiz bir anime karakteri. Abi senin burada ne işin var bilmiyorum <laughs> o neyse. Çok doğru bu arada. Yani Netflix'i şu anda geçebilecek hiçbir platform yok Türkiye'de. İzlenme, İzlenme süresi, süresi olarak, olarak büyük yok. ihtimalle öyledir. Çünkü Türk içeriklerine de, yerli içeriklere de Hı -hı. çok önem veriyorlar. Her ay 2-3 tane yerli içerik çıkartıyorlar. Artık... Ülkemizdeki en eskiler belki öyle bir avantajı Tabii da vardır. Yani. Önemli filmler geliyor mesela insanların hı hı. sevdiği filmler geliyor. Blue TV de bu arada güzel. Blue TV de e, ve Blue TV'nin bir avantajı da şu fiyat olarak aralarındaki en avantajlı Amazon'u saymazsak. Ha evet. En avantajlı olan o. Ama şey var. E, işte Just Watch'tan alınmış bunlar veriler arkadaşlar. Türkiye'de en çok izlenen dijital işte, içerik platformu 01 ve Çekiç ve Gül bir Besat Beyaz yani. Besat Çay hikayesi gibi içeriklerle şey olmuş. 01 Allah aşkına. Onun da çok izlen var ama ya çok izlen var 0 1. ülkemizdeki böyle vatandaş sayısı gerçekten <laughs> yüksek mi? Yani 01 izleyenler karşını yanlış bir kitleye alabiliyor. Gerçekten abi. çok <laughs> yanlış bir kitleye alırım. Benim 2 dakikada böbreklerimi Aynen. alırlar ya. Of. Bir neyse neyse, neyse çok iyi dizi. Adanalılar iyice sinirlidir şu an ya yani. <laughs> o yüzden. doğru <laughs> yani be. Meselaçi nah. mesela 01 izlemedim ben. Hı. Benim de ilgimi çeken bir şey olmadı. Arkadaşlarımdan güzel olduğuna dair Hı. yorumlar Hı. duydum. Mesaçi'yi izledim son sezonunu. Yani geçen sene geldi o da. Enteresan. şey ama bir ekol oldu ya. Yani, yani Besatçı, şey, şey evet. çok mimleri, şeyleri falan dönüyor. kesitlerini sürekli görüyorsun Instagram'da, sağda solda. Şeyde, en başında Star Tv'de dönen Besatçı yok artık. Ha evet. O sadelikten, o basitlikten, doğallıktan çok uzaklar artık. <laughs> ama yine fena değildi yani. Güzel denilebilir. Ee, burada benim asıl şaşırdığım ne biliyor musun? Hı? <laughs> bu listeye girememiş olması. Eggzen bu listede son %4'lük dilimin içerisinde. Mubi %4 diye biliniyor ama Xen, sonrası da Gain e, ve Puhu TV gibi e, platformlar bu en son uçta kalan %4'lük dilimi içerisindelermiş. Tamam. Neden? Mubi'nin içerisindeki filmleri bili bilmiyorum biliyor musun? Mubi şöyle bir platform. Hı. Daha çok sanat filmlerinin oldu. Böyle işte biraz da oranın işleyişi de farklı. İşte Netflix gibi geldi ve kaldı olmuyor orada. İşte haftalık Hı -hı. geliyor falan. E, ve genelde sanat filmlerinin Avrupa'daki işte bağımsız filmlerin olduğu platform. Tamam. Yani orada sürekli istediğin filmi bulabilecek durumda değilsin. Hı -hı demek ki Türkiye'deki sanat kitlesi <laughs> sanatla ilgilenen kitle futbol kitlesinden daha büyük çünkü ekzende futbol var. Ha evet. Premier League maçları orada, Premier Lig maçları orada. Niye demek böyle ki acaba? Sanat kitlesinin daha çok parası var ya da bilmiyorum. Veya parası yok. Veya bu Just Watch ya yani doğru, doğru, doğru düzgün bir <laughs> istatistik tutamıyor. Az önce Uçağcı kardeşimiz vardı ya. Hı -hı. Demiş ki ona da interweb attı kardeş. Hepsi burada bir premium bir yıl önce duyurulmuş. Evet. Oysa Blue TV 2020'den beri pazar lideri olarak görünüyor. Yani Blue TV'nin lider olmasının sebebi e, Hepsi burada'nın premiumdan onu hediye etmesi değil diyor mesela. Burada ben bir yanlış bilgiyi düzelttim. Düzelt bir ses, abi. Şu büyük ihtimalle e, oradaki haber var ya Hı -hı. Şu, şu evet şu liste, şu tablo. Evet galiba ben yazdım. Bakalım. Bakalım. Ben yazdım. <gülüyor> yanlışlık <gülüyor> mı var burada? Yok yanlışlık yok. Ee, burada JustWatch'un paylaştığı verilerde bir gariplik var. Hı -hı. Burada mesela şimdi baktığında Bluetooth'in inanılmaz büyük. Evet yüzde kırk diyor. Ama Netflix'in bizde paylaştığı veride öyle bir şey yok. Ama Netflix'te ben kendi kendi hesabına çalışıyordur abi. büyük yani, Ya bilmiyorum. Just JustWatch'un aldığı verilerle bizim ülkemizdeki veriler birbirini çok tutmuyor. Hmm. Ee, yani o yüzden biraz mesela burada da eksen yok fark etti. Evet zaten. burada da eksen yok. Eksen bir de çok ciddi paralarla girdi. Bir sürü kişiyi çekti platformu maçlar falan diyorsun. O küçük yüzde dilimde kalması yani enteresan. çok Bu Mobili mümkün değil gibi. geçmiş olması garip. Şimdi ya belki istatistiğin tamamını paylaşmıyordur. Bir şey oluyordur. Öyle Just Watch'a burada e, neye bakarak verileri aldığını anlamadım ben. Geçen evet. senelerde o haberi ben yaptığımda da aynı tepki gelmişti. Sonra Just Watch'la da konuştuk. Tam aldığım cevaptan çok tatmin olmadım. Anladım çünkü Netflix çok başka bir şey söylüyor. Ve şey var Apple Plus mesela artık hani doğru Apple düzgün mi bir. Gelir mi? Yok ya yani aslında içerik anlamında güzel işleri imza attıklarını söylüyorlar. E, yurt dışındaki basın bir şeylerden bahsetmiş. Hani çok umutlu güzel konuşmuşlar. Var. Çok güzel içerikler var Ama şu. işte bakın. Peki sana şöyle bir şey diyeyim. Şimdi Apple'ın dijital bu streaming platformunu adı biliyorsun TV Plus. Evet. Ama ülkemizde bizim hala hazırda bir TV Plus Türk var. Türkcell TV Plus'umuz var. <laughs> Bunu geçenlerde birisi sordu toplantıda, hı hı. Bir, bir sorun yaratır mısınız gelirse diye. Yok, kullansınlar dedim Turkcell. Apple'la kafa kafaya gelecek halleri yok. Değil mi? <laughs> <Değil> mi? <laughs> Apple'la bir kafa kafaya atarsak de Apple TV Plus'ı burada alır. Tabii evet. O zaman evet. ben son haberime geçeyim. Geçelim çok abi. Aslında basit de bir haber. Şimdi Rage Clank diye bir oyun var. PlayStation 5'in ilk dönem oyunlarından birisiydi. Evet. Ve aslında biraz teknoloji demosu gibiydi. Neden? Çünkü oyunda çok e, hızlı bir şekilde ve seri bir şekilde evren değiştiriyordun. Yani birden işte çöldesin çat hemen bir yerden geçtin bekleme süresi yok. Evet. Anlık olarak başka bir yerdesin. Anlık olarak başka bir yerdesin. Oyunun olayı buydu zaten ve zaten bunu duyururken de SSD'miz bakın ne kadar Heh. güçlü Aynen diye Hatta o dönem PlayStation ekibinden birileri de dedi ki bunu PlayStation SSD'si olmadan yapamazdık. Evet evet. Yerler. Bu teknoloji bizi hani bu, bunu mümkün kıldı. Hatta işte sadece gördüğün yeri render ediyoruz. Sen kafanı çevirdiğinde orası tekrar evet. render'a işleme alınıyor. E, bu gördüğün yeri anlık olarak takip edilmemesi, bunları bu kadar hızlı yükleyebilmesinin sebebi nedir? Bizim yaptığımız SSD, yani PC yani. Express Gen4 SSD'miz. <laughs> ya PlayStation 5'in SSD'si de SSD'si. Evet. Ya gerçekten hızlı bu arada. Yani hızlı, hızlı. ana ekrandan mesela Miles Morales için konuşayım, Spider-Man. Ana ekrandan oyunun direkt oynayabildiğin kısmına gitme 6-7 saniye sürüyor. Müthiş gayet güzel, güzel gayet güzel. Xbox tarafının tabii daha uzun. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bu kadar ödler asistiği, Clank bu yüzden var. Sayesinde işte SSD sayesinde dendi. Geçtiğimiz aylarda istenkank PlayStation şey PC için duyuruldu. Hı -hı. Tamam. PC'de de çok hızlı güzel SSD'ler var. Evet. Orada belki der ki, der ki e, işte biraz bekleme süresi yiyebilirsiniz falan diye. Ama çok... Gen 3 SSD'm var mesela benim. Onu geç. Oyunun tamam. sistem gereksinimleri açıklandı. Hı -hı. Oyun hard diskte de çalışıyor. <laughs> Ha, o kadar. Ador. Yani şimdi nasıl yapacak o zaman bunu? Şimdi dedin ki bu bu sayede varız. Şimdi evet. hard diskler nasıl olacak bu iş? Ben anlamadım. Çünkü çok hızlı bir geçiş var orada. Bunlar hep reklam mıydı lan? Yani şimdi o çok böyle şeyi konuştular yani. <laughs> o dönemin ya büyük konuştular. Ya şöyle ellerinde zaten sunabilecekleri reklam argümanı olarak kullanabilecekleri çok bir şey yok tamam mı? Dualsense vardı. Tamam. Dualsense'in. Ya yani gerçekten hala çok farklı onun gibisi yok. Hı hı. SSD vardı bir de. Yani. Ne evet. i̇şte kaç teraflop olduğu ile alakalı konuları. Zaten Xbox'ın gerisindeydi. Ha bir, bir başka la şey e anlatımda anlattılar zaten Hı -hı. onu. Hatta onu da çevirip yayınlamıştık sizlere Türkçe çeviri Soğutması çok yapmıştık. olacak dediler ki Xbox'a kıyaslandığında evet mesela PlayStation 5 ısın yani çok zorlu bir oyun oynadığında bile böyle değiyorsun. Tamam diyorsun bu okey ses mes yok. Ama Xbox'ta biliyorsun ilk seferlerde şey falan oldu. Dumanlı. Duman atan Xbox. Dumanlı dumanlı oldu evet. Yani Oradaki sorun belki birazcık daha farklıydı ama yani en azından adım bu şekilde anıldı. Evet yani mesela kalmış birim aklımda. Evet evet. Şu an Xbox'ın soğutması da gayet iyi. Duman çıkan PlayStation 5 görmedim galiba ben. Tekrar aracı elayda masamıza gelsin. Oyuncular güvende. Oyuncular güvende. Çünkü Asus var. Enteresan. Evet. Bunun bir şey değil mi? Bakın arka tarafında şuraya tuşlar eklemişler ya. Niye Anladın böyle mı? bir şey tercih ettiklerini anlamadım, mesela çok sert bir tuş, Hı -hı. Ee, daha böyle yatay şöyle bir şey yapsa Daha parmağını, parmağını ezerek kullanıyorsun çünkü evet. onu ama yine de yumuşak yapabilirsin. Evet biraz daha sert çünkü, nereden bastığın tam belli değil ama mesela hemen bir spoiler vereyim, mi? Ben. en çok neyi sevdim? tuş düzeni çok güzel. Hı -hı. Steam Deck'ten de, Switch'ten de çok güzel. güzel. Şuna çok rahat erişiyorsun, şunlara çok rahat erişiyorsun, mesela Steam Deck'te şu biraz bir, burada kafa Geziyorsun. karışıyor. Switch zaten küçük kalıyor böyle şey yapıyoruz ama bunun tuş dizilimi gerçekten çok güzel olmuş. Hayırlısı biz videosunda bunlara değiniyor olacağız arkadaşlar. Evet. Bambaşka bir video gelecek bununla alakalı. Ama o zamana kadar görüşüyoruz. Görüşmek Görüşelim. üzere. <laughs> Videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım görüşürüz. Hava çok sıcak. Çok sıcak vallahi çok sıcak kaçalım. <laughs>